Merhaba arkadaşlar. Efsane Kasım indiriminden aldığım ürünleri size göstereceğim şimdi. İlk olarak şöyle bir ilerden başlayayım. Bu babam için aldığımız, Defacto'dan aldığımız XX large. Yani büyük beden alın demişlerdi bulunduğu bedenden. O yüzden aldık. Yani kolu da şu şekilde. Hepsinin linkini açıklamanın arkasına ekleyeceğim. Kumaşı gayet güzel. Kalın biraz yani. Diğeri ise şu şekilde. Trendolmen'den. Bedenini de buradan görebilirsiniz. Bu da X'ler için. Bu biraz ince bir kumaşı var. Bir kolu böyle koyu antrasit bir renk. Diğer kolu ise daha açık bir renk. Yani şöyle ikisinin farkını gösterebilirim. Şöyle. Bu sağ kolu, bu sol kolu. Tekrardan şöyle etiketini size göstereyim. Diğeri ise şöyle. Super Life'dan. Large beden. Bu da ince sweet diye almıştık ama bayağı ince geldi. Yani normal bir tişört gibi ama kalitesi güzel. Dikişleri vesaire de güzel. Boyu da iyi. Bu da böyle bir Lacoste. Bunu kardeşim için aldık tişörtlerin içerisinde. Yani yakasını kullanmak için aslında. Böyle bir Lacoste. Bunu da bedenini göstereyim. Kumaşı biraz ince. Ama dediğim gibi sadece yakası için aldık. Yani içine giyecek. İsterseniz siz de böyle bir şey arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Daha sonra kendim için aldım. Bir sweat. Small bu. Yani öyle çok da kalın değil ama kumaşı da iyi bence. Yani idare eder. Evde de giyebilirsiniz, dışarıda da. Dikişleri de gayet güzel. Şöyle göstereyim bedenini. Small. Yani buradan zaten gördüğünüzde anlayacaksınız bunu. Ama gayet iyi yani. Oversize olmasını istiyorsanız medium tabii ki de alabilirsiniz. Ama bence biraz bol bir sweat zaten. Bu da onun altına aldığım bir eşortman takım yapmak istedim. Onun altına aldığım bir eşortman altı. Bu da güzel. Yani biraz dar kalıbı. Ben small almıştım galiba. Bakalım. Evet, small almışım. Yani eğer 50 kilonun üstündeyseniz, ben 51 kiloyum, small bana biraz dar geldi. 50 kilonun yani 52'den fazlaysanız, 51'den de fazlaysanız medium alın, daha iyi olur. Belki de large bile, hani bol seviyorsanız daha iyi durur size. Çünkü yani paçaları da dar değil, şöyle göstereyim. Boru paça deniyor sanırım o şekilde. Paçalarının dikişleri de böyle. Biraz ince bir şey zaten, mevsimlik oldu da öyle geçiyor. Kumaşını vesaire de beğendim. Evet, bugün gelen kargolardan birkaç tanesi açacağım. Bunlar o yüzden paketli. Bu yine şöyle alayım. Kardeşim için aldığımız bir sweatshirt Trendolmen'den. Large beden. Şu şekilde. Yani kalın kumaşını beğendim. Kumaşı çok güzel. Haki rengi. Dikişleri vesaire de güzel. Sırtı şu şekilde. Sırtını da gösterelim. Sırtı bu şekilde. İsterseniz tercih edebilirsiniz. Şuradan koduna da ulaşabilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Kumaşı kalitesi, duruşu vesaire çok güzel. Daha sonra kardeşim için aldığımız diğer bir sweat'e geçelim. O da böyle bir karamel rengi. Şöyle bayağı yani kalın. Biraz sert bir kumaşı var ama kaliteli yani. Beğendim kumaşını. Bunun da yine burasında böyle bir etiketi var. Bu da large beden. Şöyle netlerse evet. Bu da large beden. Yani bunu ilk defa sizinle birlikte görüyorum ama beğendim. Oversize bence. Oversize duruyor çünkü. Bunun arkası düz. Arkasında bir şey yok. Ense kısmında şöyle bir içine de bakalım. Evet, burasında ayrıca arkasında bir şey var. Ekstra bir kumaşı var. Bu şekilde. Bunu da beğendim.
Daha sonra kendime aldığım bir eşofman altından devam edelim. Bu şekilde. Biraz ince ve çok bol geldi bana şu an. Aşırı bol geldi midinmeden. Aşırı bol geldi ama bakacağız artık. Şöyle midin beden olmasına rağmen bakın. Böyle ve bayağı bol. Paçaları da böyle düz. Şöyle etiketini göstereyim. Bu da haki rengi zaten. Ama bayağı bol bence. Bunu deneyeceğiz. Bunu deneyip karar vereceğiz. Daha sonra burada bir biker tight'ım var. Makas olmadığı için elimle açıyorum. Biker tight de bu şekilde. Biker tight'ları biliyorsunuz zaten son dönemde çok moda olmuştu. Ama bunun dikişlerini vesaire de beğendim. Şöyle bakalım, ben XSB'den almıştım bunu. Evet, şöyle etiketini göstereyim. Bu şekilde. Yani bu arkası. Bakalım deneyince. Bunları da göreceğim. Diğer bir eşortman altına geçiyorum. Bu da açık mavi bir renk. Şöyle. Dur, şöyle. O biraz kalın. Bence gayet. Bunu hangi beden söylemişim? S'ydi sanırım. Evet, S beden söylemişim. Trendyol'dan bu. Şöyle kolunu da görebilirsiniz. Yani kumaşını ben bayağı beğendim. Bu da geniş. Aynı onun gibi. Yani diğer haki renk gibi. Bu da geniş. Bakın paçaları. Şöyle. Ama kumaşı vesaire kalın yani. İnce demişlerdi ama bence yani yeterli. Bildiğiniz pike. Bildiğiniz pike yani. Ama rengi de çok güzel, çok hoş bence. Deneyince üstte duruşu herkeste farklı olduğu için o konuda bir şey söylemeyeceğim. Yine bunun da cepleri var. Arkası da aynı şekilde düz. Şimdi ben açık mavi eşortman altını denedim. Bu şekilde duruyor. Bence duruşu vesaire de çok güzel. Şöyle bakabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Yani paçaları biraz bol. Onları göstereyim şimdi size. Şöyle paçaları. Biraz bol yani o kendi üzerinde kalan bir ipliği. Ama güzel, boyu biraz uzun geldi bana. Yani çok az uzun. Ayakkabıyla vesaire toparlar. Ama ben kalitesini, duruşunu vesaire çok beğendim. Zaten yüksek bel yüklüğü gördüğünüz gibi. Hani göbeğimin biraz üstünde duruyor. Ama ben dediğim gibi gördüğünüz gibi de zaten duruşunu beğendim. Arkadaşlar şimdi az önce bunu denemiştim. Açık mavi rengini. Şimdi de bu haki olanı denedim ama biraz bol demiştim. Bol ama rahat. Duruşu vesaire de güzel. Belimden biraz yani bol benim belime göre. Ama lastikli bir şey zaten. Beni kurtarmaz ama tutuyor yani. O yüzden sonra arkasını da şu şekilde göstereyim. Bu da arkası. Yani böyle güzel ama sadece tek sorunu şu şekilde. Boyunun çok uzun olması bana. Biraz yani aşıyor ayaklarımı. Bu şekilde boyu biraz uzun ama duruşunu vesaire beğendim. Sweatshirt'te falan güzel toparlar diye düşünüyorum. Şimdi ben kardeşim aldığımız L beden sweatshirt'ü denedim. Yani bakın böyle oldu. Elim burada mesela. Yani kol bayağı uzun. Giyilir mi giyilir, oversize. Yani çok uzun, çok bol seviyorsanız giyilir. Çünkü burada yani. İçinde de zaten... altında zaten haki gösterdiğim eşortman altı. Yani görselini de eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Kalitesini vesaire de çok beğendim. Ama dediğim gibi bana olmayacak bir bedende. Bu da denediğim diğer bir sweatshirt. Bu da yine L beden. Zaten Trendyol Man'den bir ürün bu ama yine de bazen Trendyol Man'den ürünler alıyoruz. O yüzden size göstermek istedim. Bunu zaten kardeşim için aldığımı videoda söylemiştim. O duruşunu da ben çok beğendim. Mesela medium olsa ben giyebilirmişim yani. Kolunu mesela uzatıyorum. Elim burada yani. Ama bence gayet güzel.
güzel. Sadece ütü isteyen bir kumaş olduğuna eminim şu an. Katlanma izleri var. Ama uzun süredir katlı olduğundan dolayı da olabilir diyecektim ki kolumdaki kırışıklığı gördüm. Yani bu şekilde ben bunu şunla çok beğendim. Arkası zaten düz bunun. Altında da yine gösterdiğim haki var. Bunun boyu mesela hani diğerinden bence daha iyi duruyor ama yani dediğim gibi bence medium olsanız zaten bol bir ürün. Şöyle de görebilirsiniz buralarından da. Medium'u kendim için alsaydım medium'unu alırdım net. Bu şekilde. Biker tight mükemmel. Yani ben yorumlara bakarak 2S almıştım normalde. Eşortmanlarda vesaire small diyorum. 2S almıştım ama bence gayet güzel, belinden kurtardı çünkü beli bol değil. Duruşu vesaire çok güzel, kalıbı da bence güzel. İsterseniz bir ürüne gidip yorumlarına da bakabilirsiniz. Şimdi bunda aldığım sweatshirt ve gri eşortman altı var. Eşortman altı şu şekilde, dar diye bahsettiğim kısım buydu. Yani aslında güzel ama şöyle duruyor. Sweatshirt'e de gelirsek yani güzel kapşonlu bir sweatshirt. Bence gayet iyi, sebeden bendeki. Yani ben beğendim. Böyle. Şimdi diğer bir ürünümüz. Layers kozmetik markasının doğal at kılı fırçasını aldım. Şöyle içerisini bir açalım. Diğer ürünleri de buraya getireyim. Adınıza özel bir kartla yolluyorlar. Şöyle görebilirsiniz. Daha sonra paketini açıyorum. Ben de sizlerle birlikte açıyorum. Evet, bir kesenin içerisine koymuşlar. Çok hoş bir detay bence. Daha sonra açalım ve ürünü görelim. Bu da at kılı fırçası. Doğal at kılı fırçası. Bakıyorum. Yani bence yeterli. Çok sert bir fırçası yok. Bence gayet güzel yani ilk izlenime göre. Ve buradan tutuşlu olması da çok güzel. O yüzden tercih etmiştim zaten. Yorumlarına bakarak aldım. Siz de aşağıdaki linkten yorumlarına bakıp isterseniz tercih edebilirsiniz. Daha sonra hediye olarak kese yollamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Şu şekilde kese de şöyle açalım paketini. Bu şekilde kesesi de yine buradan tutmak için bir şey var. Bu da tarakları. Nastika Cosmetics. Nastika Professional Cosmetics. Şuradan açalım. Bu da böyle bir tarakları. Çok güzel bence çantaya atmalık. Çok güzel renkleri vardı ama bu şekilde renk gelmiş. Bence bu da güzel. Yani çok kullanışlı bir ürüne benziyor çantaya atmalık. Bu tarafında hani dalgalı saçlar olduğunda dağıtmalık şekilde kullanılması için bence çok güzel. Bu da yine düz bir taraf zaten gördüğünüz gibi. Bu şekilde de aldıklarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.